Önce, öncelikle ismimi söyleyeyim. İsmim Ömer Karpuz. Ömer Karpuz. Sizlerin buralara kadar gelip bizlerin sorunlarını dinlemeniz bizler için onur verici bir şey. Çok güzel bir şey. Memnun kaldık. Hayvancılıkla küçüklükten beri uğraşıyorum. Küçük yaştan beri çobansınız. 1985 doğumluyum. Küçüklükten beri annem, babam, eşimle hayvancılıkla uğraşmak. Aile işletmesi gibi. Aile işletmesi evet aynen dediğiniz gibi. Hayvancılığı sevdiğimiz için yapıyoruz daha doğrusu hem e, maddi da oluyor. E, bu işi çok sevdiğimiz için özenle yapmaya çalışıyoruz. Çobanlığı seviyorsunuz yani? Evet çobanlığı seviyoruz. Daha e, sevmemiz için devletimizden bizlerin sorunlarını dinleyip e, ilgilenmesini istiyoruz. Birliklerimizin... Nasıl bir sorunuz var abi mesela? Bizim genelde mera sorunlarımız, sıkıntılarımız çok fazla. Türkiye geneli bir mera sorunu var zaten. şimdi biz Develi'deyiz. Buranın ismi ne? Bu köyün? Burak Karapınar, Sindelük bağlı Karapınar bir mezrası. O ismini de söyleyelim. yetkililerimiz duysun inşallah. Karapınar mezrası. Karapınar mezrasında da Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Mera evet. sorunu var. Mera ile ilgili nasıl bir probleminiz var mesela size? Mera, meralarımız satılıyor, hayvancılığımız daralıyor yani. Tel çevriliyor meralarımız. Şimdi mera satılıyor derken e, 2B'den dolayı mı satılıyor? Bir 2B kanunu vardı. Kira Orman oluyor. vasfını evet. yitirmiş araziler. Evet 2B'den dolayı satılıyor. yıllığına, 39 yıllığına kira. Genelde kiralama diye biliyoruz biz. Ne ekiliyor abi o meralara mesela? Fi, korunga, yonca, arpa. Tarım yapılıyor ekliyor. yani. Şöyle evet, diyelim o tarım zaman. Için. Mesela meyve bahçeleri değil de tarım yapılıyor. Yani bildiğimiz arpa, buğday, fi, yulaf gibisinden. Bir bunların ekildiği meralarımız var. Bir de sürekli orman olan dağlarımız bile telüreğe çevriliyor. Orman yapılacak diye. Zaten yıllardır ormandı. Şöyle bir şey var mı burada? Mesela mera işgal mi ediliyor. Adamın tapulu arazisi var. Meranın e, sınırında biraz daha sınırı genişletiyor mu? Öyle bir şey de var mı yani? Devletin izni olursa genişletiyor. Devletin i̇zni olmadan da yapanlar var bunu, var, meraları var. işgal edenler var, var. Onlar da var. Dağlarda da var işte, ormanlar telörgüye çevriliyor. Erciyes yalasına giderdik, oralar kısıtlandı. Erciyes nasıl kısıtlanıyor abi, kocaman yaylar? 4 yaylayı, 5 yaylayı birleştirdiler, bütün telörgüyü aldılar. Telörgünün içerisine çıkıyor. fidan mı dikildi? Fidan dikildi. Ne var mesela? Çam fidanı var, meşe var, onlar dikildi. Kaç yıl oldu? Genelde 3 senedir yapılıyor. Hala da yapılmakta. Şimdi çam var, meşe var. Ee, andız var, andız ardış var. var. Şimdi bu ağaçlar, bir bilginiz var mı? Kaç yılda büyüdükten sonra meraya açılabiliyor tekrar? Öyle bir bilgimiz yok. Mesela dik dik fidanı 10 yıl mı, 5 yıl mı veya i̇şte... süresiz kapalı mı olacak bu? Öyle bir bilgimiz yok. Bilmiyoruz yani. Bundan dolayı hayvancılık buralarda azalmaya başladı. Mera sıkıntısı var. Adam hayvanını satmak zorunda kalıyor. Şimdi Erciyes Dağı dediğimizde, Erciyes Yaylası dediğimizde hayvancılığın Kayseri'de can damarı. Evet. Sadece Kayseri için değil, ben biliyorum Antep'ten, Maraş'tan veya başka Adana'dan gelen yetiştiriciler var, çobanlar var. Erciyes Yaylası'nda koyun yaylatıyor kışın geri gidiyor. Yani sadece size öz e, ayrı bir şey değil yani. Size özgü bir şey değil. Şimdi, Diğer illerimizde de bu yayladan faydalananlar var. Şu anda sen kısıtlandığını söylüyorsun. Bu hayvancılığa bir darbe evet, aslında. Evet. Et sorunumuz varken sürekli et sorunu diye gündemde tutulurken yaylaların kapatılması et sorununu daha da e, çözümsüz hale getirecek. Doğru mu? Doğru doğru. Bu sıkıntılar olduğundan Adana tarafından Tuanbeyli'den Doğanbeli'den bu tarafa gelen yörüklerimiz vardı. Şimdi gelemiyorlar mera sıkıntısından dolayı. Buradaki hayvancılara zor yetiyor meralar. O yörükler şu anda ne yapıyor şu anda bıraktılar anda gelmiyorlar mı? bu tarafa. Bıraktılar tarafları. mı? Başka bir alternatif i̇şte, mi var? Bıraktılar diye de haberlerimiz e, duyuyor. Yavaş yavaş bırakıyorlar. Ne? Bırakmaya yüz tutmuş bir şeydeyiz yani. Mesela sende sıkıntı var. Bugünlerde daha yaylaya çıkmamışsınız. Aslında bu mevsimde yaylada olmanız gerekiyor. Yaylalarda sıkıntı olduğu için burada ovalarda falan idare etmeye çalışıyorsunuz. Bu daha ne kadar devam eder? Siz devam eder misiniz? Bu zorluklara e, katlanır mısınız daha? Zorluklara belli bir güne kadar katlanıyoruz. İşte artık bırakmaya yüz tuttuk. Onu da sevdiğiniz için katlanıyorsunuz. Evet zaten bunda sevgi olmazsa ilk programın başında söylediğim gibi sevgi olmazsa biz zaten yapamak. Sevgiyle işte e, ne kadar daha yapabiliriz diye kendi çapalarımızla uğraşıyoruz. İnşallah yetkililerimiz buradan duyar. Çünkü büyük bir et açığımız var. Bu et açığını kapatmak için yeterli hayvan sayımız var. Sadece meralarımızın işte çobanların sigortası konusu halledilsin. Bir de sigorta konusu var çünkü. Sigorta halledildiği vakit, meralarımız açıldığı vakit çobanlarımıza, yetiştiricilerimize bu et sorunu birkaç yıl içerisinde kesinlikle çözülecek. Ben az önce Tufan Beyli üzerinden geldim. Yüz binlerce hayvan kaldıracak yaylalar var. İnanın bin, iki bin değil, beş bin, on bin değil. Yüz binlerce koyun keşi kaldıracak yaylalar var. Bizim böyle bir potansiyelimiz varken et açığı olması bizim ayıbımız kimse kusura bakmasın. Bir arkadaşı alalım tekrar size geleceğiz inşallah. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, İsmim Abdülbay Kılıç. İki yıllık makine teknisyenliği mezunuyum. Üniversite mezunusunuz. Evet üniversite mezunuyum. Hayvancılığı sevdiğim için o mesleği yapmadım hayvancılığa devam ettim ama abimin söylediği gibi hayvancılık bizim burada da aşırı zorlaştı. Birincisi Erciyes'te hiç yaylamız kalmadı. Kısıtlandı diye. Yaylalarımız aşırı derecede kısıtlandı. Burada meralarımız zaten dar. Arazimiz çorak. Elimizdeki birazcık merayda da kiralama usulüyle sattılar, kiraladılar büyük şeylere. Daraldı ee, iyice. Şahıslara. Bir ayrı daraldı. Yani hayvancılık burada Bakın git, kardeş gitmeye... şimdi şunu sormak istiyorum. Ee... Az önce Ömer arkadaşımız da bahsetti. Bu e, meraların kira usulü verilen yerler veya satışı yapılan yerler nasıl yapılıyorsa. Buralarda e, bildiğimiz tarım yapılıyor. Arpa, evet. buğday, fi mesela kaba yemler için ot tarımı da yapılıyor. Şöyle bir hesap var. Siz bu hesabı iyi yaparsınız. E, o işgal edilmiş meralarda 10 bin tane koyunun getirisiyle o işgal edilmiş Meradaki arpanın karı sizce bir mi? Kesinlikle değil. Bir de şimdi o kira, Merala kiralanırken masul kaldırdıktan sonra hayvanların yayılması hani şartı var. Yani siz 10 bin tane kuzu elde edebilecekken piyasaya 10 bin tane kuzu evet. sürebilecekken faydası olabilecekken ama orada bin dönüm, iki bin dönüm veya 5000 dönüm arazinin ee, buğdayının, arpasının getirisi bu kuzuların getirdiği karı karşılamayacak. Bu kayıp kesinlikle. Burada bir de hesap önemli. Biz aslında hesabı da çok bilmiyoruz gibime geliyor. Maalesef. Hani biliyoruz da işimize gelmiyor gibi. Farklı hesaplar evet, o zaman. Evet, hesaplar biraz karışık. Anladım. Sıkıntılarımız öyle. Çobanların sigortası mesela. Şimdi biz sürekli bu hayvanın peşindeyiz. Evet. Sigorta yatırması zaten aylık bir gelirimiz yok sabit bir gelirim yok. Sabit bir gelir Yılın yok. belli dönemlerinde evet, kuzu yetiştiricilerin sattığımız zamanlarda olur. elimize bir para geçiyor. Onu evet. da ihtiyaçlarımıza ayırıyoruz. Sigorta işi hani en kötü ihtimal 500 lira bir sigorta aylık. Süt konusunda mesela e, kuzuyu satıyorsunuz gelir olarak sütten bir geliriniz var mı? Sütü nasıl yok, bu Yok eskiden vardı ama şu anda yok. Zaten kuzumuz 4-5 ay yemiyor. Ondan sonra da süt en fazla 1 ay sağlar. Anladım süt dönemi de kısa evet, zaten o da eve yeterli bir peynir, yoğurt falan olursa. Evin kendi ihtiyacını karşılarsa karşılayacak, o da kar diyorsunuz. O da kar. Gün konusunu zaten hiç sormayacağım. Onu zaten abi. Hiç hani, sormayacağım çünkü maalesef gün konusunu o da gerçekten gün konusunda herkes muzdarip. Maalesef Aslında öyle Aslında biz e, kuzu Yün ve süt konusunda da bir gelirimiz olsa, üçü bir toplu gelir olsa çok daha farklı olacak. Yün eskiden işlenirdi daha bizim buralarda. Şimdi işlenmiyor. Hani hazır şeyler çıktı. Ortopedik yataklarda falan da şuydu. Önceden hani yünün bayağı bir şeyi vardı. Hani internetten falan araştırdığım zaman da yurt dışında yün hala aynı. Yün fabrikalarımız evet. varmış mesela. Ama şu anda anlatır. fabrikalar kapatılmış. Günleri hani bedava versek dahi almıyor adamlar. Bedava versek dahi almayan sat, veremiyoruz da yani. Mesela yünü işleyecek fabrikalar falan kurulabilir aslında değil mi? Ama kurulur yani çok zor bir e şey pamuğu değil Pamuğu işliyoruz, bir pamuktan hani ip yapıyoruz, dokuma yapıyoruz, tekstil fabrikaları var bu yün konusunda da yapılabilir. Yani yünün Sonuçta ipliği, e, hallaç yapılıyor bunlar. Yünün ipliği hepsinden kaliteli benim bildiğim kadarıyla. Tabii sağlıklı. En kaliteli sağlıklısı o ama zor mu hani işlemesi mi zor ya da bulan bu, daha önce bulunmadığı için mi kapatıldı hayvancılık hani. Ülkemizde bayağı bir geniş küçük baş ağacıncılığı. Evet. Yün de var o kadar. Yünümüz Ama çok. çoğu o yünü döküp yakıyor. Yani yapacak bir şey yok. Çöpe gidiyor. çöpe Milli gidiyor. servet bu. Aynen öyle. Gerçekten çöpe gidiyor. işler acısı. Yakıyorlar. Hediye ediyoruz. Alan yok diyor çobanlar, yetiştiriciler. Öyle. Burada bir yani e, sağlıklı beslenme kadar sağlıklı yaşamak, sağlıklı eşyalar da önemli. Tabii. giydiğimiz şu andaki gideğimiz kıyafetlerin birçoğu hani laylon içerikli. E, kan sürecen onlardan Maalesef genelde çocuklar bile. elimizde yün varken... Hani gidip naylon şeylere para verip alıyoruz yani mecburiyetten o da yani yün işlemmediği için As aslında biraz da şey değil mi bu insanın da doğasına aykırı yaşıyoruz. Tabi. Ya düşün insanlığın var olduğu günden bugüne düşün hayvanlar da diyelim mesela doğadaki diğer canlıları da düşünürsek hep doğasına uygun şekilde yaşıyor. Ama biz teknolojiyle birlikte biraz da doğamıza aykırı yaşıyoruz. Şu tam doğanın tersini yaşıyoruz. Tam Size tekrar şu anda. geleceğim. Bir de abiye söz edelim. <laughs> Sizi de bir tanıyalım abi. Ben de yok, i̇yi günler dilerim. İsim Mustafa. Mustafa abi kaç yıllık çobansınız? 20 yılı geçti. 20 yıllık çobansınız. Sürekli buradasınız. Evet. Bir askerlik harici ayrılmadınız herhalde buradan. Yok ayrılmadık. Nasıl abi memnun musunuz? Valla şu durumda memnun değiliz yani mera konusunda. Sizi de yani mera etkiliyor. Mera evet. güzel olsa, mera sorunları çözülse bir problem yok değil mi? Evet. Şimdi mera olmadığı için tapulu arazi şey yapıyoruz. Orayı da e, koruma altında olduğu için orada dıkmıyor mecbur. Kaç tane hayvanınız var abi? 150. Bereket. Allah bereket versin. Amen. Sizin daha önce hayvan sayınız ne kadardı? Meralar iyiyken. Ee, babam iki de vardı. 300 falan vardı işte onu da çıkarttık. Meralar genişken problem evet, yoktu. Evet. Meralar kısıtlandıkça hayvan sayısında bir azalım oluyor mu? Oluyor. Mesela 300'lü diyorsunuz. Şu anda 150'ye evet, düşmüş. Şu an 150'ye indirdik. Yani mesela köyde 80 kişi vardı. Şu an 30, 25 kişiye indi yani. 25 kişiye evet. indi. Hayvan sayısından ziyade bir de hayvan yetiştiricilerinin de sayısı azalıyor. Evet. O da önemli. Evet, mesela azaldı. siz 300'den 150'ye düşmüşsünüz. 10 kişi de bu 3000 coin yapar. 3000 coin 1500'e düşmüş. Evet. Yani %100 fark var arada şu anda. 3000'den bu kadar sayıya düşmek yazık günah. Evet, şu an dar her olduğu için şu an ben de çıkmayı düşünüyorum yani. Daha da azaltmayı mı düşünüyorsunuz? Evet, yok çıkmayı düşünüyorum. Bırakmayı mı düşünüyorsunuz? Evet bırakmayı ne düşünüyorum. Ne yapacaksınız abi bırakınca mesela? Var bu mı bir alternatifiniz? Büyükbaş baş yapacağız. Ne yapacağız? Onda Büyük başa uygun mera var mı? Yok. Evde yedireceğiz. Enstansif Kesemiz. besicilik yapacaksınız. Evet. Ama o da çok maliyetli olacak. Ne yapacağız? Gen bütçemize göre taşıyacağız hayvanı. Yani 10 taşıyacağız, 5 taşıyacağız. Yani siz küçük baş hayvancılığı bırakma konusunda kararlısınız. Evet. Ara... Ama izleyicilerimize de şunu belirtelim. Küçük baş hayvancılıktan siz memnunsunuz normalde. normalde Seviyorsunuz memnunuz. çocukluğunuzdan baba mesleği, evet. belki de dede mesleği. Fakat meraların sıkıntılı olmasından dolayı evet. bu işten soğudunuz. Evet soğuduk, bu işten soğuduk yani o yüzden çıkacağız. Yoksa normalde koyunda bir problem yok. Yok koynunda problem yok. Bu, Mera konusundan sıkıntımız bu yani. Bu ovalar e, yetersiz mi geliyor? Yetersiz geliyor. Yani illa ki yaylayı bulacak. Evet. Bir de bu koyunun cinsi itibariyle sıcağa gelmiyor herhalde. Bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Sıcağa gelmiyor evet. O yüzden yaylayı tercih etmek zorundasınız. Evet. Ee, ovalarda yay... yayıldığı vakit hastalığa falan da uğrayabilir koyun. Evet uğruyor. Zaten şu e, ağacın gölgesi olmasın durulmuyor yani. Bu ağaç gölgesi kurtarıyor. Gece evet. yayılımı yapıyorsunuz o zaman siz. Nasıl? Gece yayılımı mı yapıyorsunuz siz? Gece yayılımı yapmıyoruz şu anda. Yapan da oluyor. Yani serin vakitlerde hayvanları idare ediyorsunuz. Evet. Buralarda tarım olarak ne yapılıyor abi? Tarım olarak mısır, yonca, buğday arpa falan buğday, oluyor. Buğday arpa, normalde işte evet. pancar bunları ekiyorlar. Bu koyunların bu mısır yerinden, arpa anızından, buralardan yararlanması nasıl? Ee, mısır yerinde bir şey olmuyor. Kalmıyor, dökülen falan dâne evet, falan kalamıyor. dökülmesi lazım. Evet, ee, kalmıyor. Ot da, da zaten yok. gölgesinden dolayı mısır boylu olduğu için içinde ot kalmıyor. Evet. Arpa biraz oluyor işte döküntüsü. Ondan sonra yine bir şey yok. Yine bir şey yok. Ne yapacaksınız abi, ne düşünüyorsunuz? Toplu şekilde siz köylü olarak burada 10 hane, 20 hane, kaç haneyse bir araya geldiğinizde bu konuları çözümü için bir şeyler yapmayı düşündünüz mü? Yok, bunu düşünmedik, işin açığı. Ya, yani siz Düşünsek sessiz sessiz yani, küsüyorsunuz yani. Bir sonuca varamıyoruz, yer darlığından. Sessiz sessiz küsüyorsunuz yani. Evet. Darıldınız yani. İnşallah yetkililerimiz izler, köyün ismini tekrar telaffuz edin. Köyümüz Sindeloy kasabası, buraya Karapınar kümevleri. Öyle geçiyor. Evet, bu köyün mera sorunu var. İnşallah yetkililerimiz izler, dinler e, ki izliyorlar kulak verirler. Buraya gelir sizlerin de birebir problemlerini sorarlar. İnşallah çözüme kavuştururlar. Evet. Ee, şimdi burada çok değerli bir de teyzemiz var. Ele öpülesi emektar. Bir de ona mikrofonu verelim. Bakalım ne anlatacak bize. Teyzeciğim nasılsın? <laughs> İyiyim Allah'a şükür. Allah'a iyilik versin. İsmini bir alalım. Ümmani <laughs> Karpuz. Ümmani teyze. Siz baya bir emekler çobansınız. Yani. Çoban diyelim yani buna bayanlar da yapıyor evet. çünkü. Ki Erkeklerden daha çok iş düşüyor e, bayanlara. Nasıl? İş yoğunluğu var. Nasıl görürdüm, nasıl görürdüm Ama o. Ah ben bütçem bu koyunu sevdiğimden, biliyor musun? Teyzecim şunu bir sorayım, Ümmühan teyzecim. Sizin babanız falan koyunculuk yapıyor muydu? Evet, babam. Yani siz koyunu oradan seviyorsunuz zaten. Ee, oradan siz... zaten oradan geldi. Onun yürek kesiğiyle biz de biraz aldık, ürettik. Şunu da bir sorayım size, samimiyetle bir cevap verin. Koyuncu çocuğu olmasaydınız, Koyunculuk yapan çobana varır mıydınız? Orasını bilemem, eskiden ana baba neyi uyurlarsa, uylaşım uyula, görürse, uygun, uygun görürse zaman. evet. Öyle, eski insanlar öyleydi, şimdikiler gibi değil. Anladım. Hiç bıktığınız oldu mu siz? Çocukluğunuzdan, babanızın evinde de koyunu gördünüz. Hı. Evlendiniz, çocuklarınız da yine koyunculuk yapıyor. Hiç. Ben bu işten bıktım, usandım dediğiniz oldu mu hiç? Hiç, bıkmadım. Şimdi de ölene kadar evladım yapmış olsun, daha ben seviyorum. Daha ah hingitten almakta da daha çoğaltmayı düşünüyorum artık. Maşallah, koyunu evet. seviyorsunuz. İnan çok seviyorum. Ama çocuklarımın dediği gibi Mera sıkıntısı Mera sıkıntısı olduğu için. Ona e, da üzülüyorsunuz haliyle üzülüyorum, tabi. Üzülüyorum inan yerliyim. Oğlum çıkacak mı ola deyip üzüntü geliyor bana. E tabi şimdi bu koyunlar, kuzular sizin elinizde yetişiyor, o da çocuklarınız gibi görüyorsunuz. Evet. Hepsini tek tek biliyorsunuz. Evet. Tabi hayvan sayısı da azaldıkça siz de üzülüyorsunuz bu konuda. Bunu konu. sevdiğimden altını temizlerim, altına e, kuruları şimdikten hazırlarım. İnan altını kurulamayabiliyor mu? Kırşın altlıklarını şimdiden ya, hazırlıyorsunuz. Kurulayım diye yaş koymayayım diye sevdiğimden öyle. Ne koyuyorsunuz Ama kışın altlık, koyunların altını kurulamak için? Şu altından çıkan çimciktan torbalarım, kuru gibi. Ha, bu kuru gibi. Koyun gübresinin kurusunu evet. torbalıyorsunuz, Evet. kışın altılarını kuruluyorsunuz. Islandıkça kurularım, ıslandıkça kurularım. Anladım. Evet. Kışın e, bu koyunlar yaylıma çıkıyor mu teyze? Çıkartırsan çıkartmazsan olmaz, durslar evde, biliyor musun? Sizin bura çok kar alır mı teyze? Kar yağar mı buraya çok? Eskiki gibi yağmıyor. Mesela kar yağdı. Koyunu bırakılır mı? Kar yağdığında bırakılmaz. Yaylımı bulamaz kardan. Ama değil gelsin hava alsın bir dolasın diye bırakılır değil evet, mi? Evet, hava alsın biraz dozunu alsın diye betne betne yerler ara sıra olursa oralardan alır biraz. anladım. Evet. O zamanlarda da siz altını kuruluyorsunuz. Kuruları. Şimdi Yayın Şimdi koyun mesela bu saatlerde yayılıma gidecek birazdan. Siz evet. koyunun yattığı ağlı temizliyorsunuz. Evet. Hayvan gübrelerini torbalıyorsunuz, evet. kışında altına e, atıyorsunuz kurulamak evet, amacıyla. Atıyorum. Doğru mu? Doğru. Bayağı bir emek görüyorsunuz, yoğun bir emek. Ama... Hiç 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 sevdiğimden hiç emeğimi aramıyorum artık. Şimdiki torbaladım kaydım bile ne kuruluk yaptırdım oğluma. Torbaladım kaydım. Torbaladınız. Evet, üstüne şimdi laylon çekeceğim. Hazır ya, bekliyor. Hazır bekleyeceğim. Kışın altını kuruluyorsunuz. Bu doğumlar falan oluyor. Ya ıslatıyor o zamanlarda. Yani e, ısladığı zaman sıkıntı yonca oluyor. Yonca veriyor. Kuzura. E, kuşbe veriyor. Eveli kuşbe yoktu da bizim yoncamız çok olurdu. Sırf yonca verirdik böyle kurulamayla başı demezdim. Bu küsbe şeker küsbesi mi? Pancar evet. Ondan veriyorsunuz yonca. Ondan veriyor. veriyor. O da bayağı bir ıslatır altını Islatıyor. Ama. Size bayağı bir sıkıntı yapar o. Yok canım sıkıntısını aramıyorum. Sıkıntısını yani. bile seviyorum diyorsun sen. da seviyorum. <laughs> Gülü sevendi kendine katlanır. <laughs> evet. Hayırlısı olsun teyze. Şimdi kısa bir reklam arasına gireceğiz teyze. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Babamdan geldiği bu malı üretmeye çalıştım ya. Evet. İnan e, şimdiki oğlanlara gelinlere göre diyorum yani artık e, karamak dahil de. Mikrofonu az yakın tut teyze. 5 e, sene bir tane çaltak koyunu uzattım. 5 sene. Engelli koyun dedi. Engelli. Özürlü koyun, Özürlü sakat koyun. Niye? Adam bu sütlü bir çay şişhane alalım. Evet. evet. Cinsi iyi diye. Cinsi iyi. Diye, i̇dare ediyorsunuz i̇dare ettim. İnan inan. Beş sene beş tane kuzusunu aldım. Onu engelli engelli. Evde baktım. Bu koyunun Giddiğim cinsi ne teyze? Şimdi kangala döndü ak koyun. Ak karamanda Kangala mı döndü? Kangala döndü. Farkı ne teyze? Eskiden Ak karamanda değil mi? Eskiden bu kadar sütlü de vermezdi, bacaklı da yiliydi. Ee, Babamdan gelenler. E, kangal katınca boylandı mı? He canım, oğlum koşları döndere döndere boça gider, Tomarza'dan koş getirir. Sivas'tan bir, bir Sivas'a gitti. Şey nasıl teyze? Eski koyunlarla şimdiki koyunların süt verimi nasıl? Şimdikiler iyi. Şimdi koyunların sütleri Şimcikler, şimcik oğlum daha üstün bakar biliyor musun? Şimcik baharı E, kışın kuvvetli baktın, ince yazında en aşağı 1500 çinik sahra koyuyor. Maşallah. 200 koyuna, biliyor evet. musun? Yoncamız da tarladan gelir. Anladım. Sütleri Süt de iyi. Peynir mesela kaç e, kaç kilodan bir peynir çıkar bu koyunun? 6 kilodan beş, mı çıkar, 5 kilodan beş mı çıkar? 5 saplıdan 2 kilo çıkar. Bir saplıya ölçerdik biliyor musun? Hesaplı dediğimiz kaç kilo Torbaya koyarken 6-7 kilo. Evet. 2 kilo. 2 kilo hiç çok gibi çıkar. Bayağı da e, peynir verilmiş. Peynir Erciyes'te çok güzel verir. He, Erciyes'ten kaynaklanıyor. Biliyor He. Erciyes'te çok güzel. Erciyes otu yağlı o zaman. Tabii yağlı. Yağı bilene çekmiş olsan şeyle, makineyle. Evet. Yağı bilene bir buçuk böyle kovadan bir kova çıkıyor. Burada Anladım. iki kovadan bir kovanca çıkar. Anladım. Siz şimdi küçüklüğünüzdeki koyunlar, akkaraman dediğimiz koyunlar küçüklüğünüzdeki sizin söyleminize göre anlatıyorum ben. Akkaraman koyunlar, kangal koyunlarıyla melezleme, koç katınca süt verimi arttı. Tabii. Ee, kuzular arttı. da büyük olmaya başladı, yani, göze hitap ediyor. Öyle. Ee, eskiden mesela bir kilo e, peynir alıyorsanız, 5-6 kilodan şimdi 2 kiloya çıktı. Evet. Bu melezlemeden memnunsunuz siz. Memnunuk, memnunuk. Peyniri nasıl yapıyorsunuz teyze? Peynir nasıl yapılır koyun peyniri? Peyniri işte pişiririz. Kazanlara koyduğumuz zaman da çimcik, çimcik sağamıyoruz. Şimdi sütü sağdınız. Evet. evet. Süzerek, 4-5 süzekten temiz olsun diye biliyor musun? Evet. Peyniri tuttuğumuzda altına biraz odun kuruk Yakacak koyuyoruz. Tık tık şöyle yararık. Bir şöyle oklayın. Evet. O, o yardıklarımız yerden su pörtler biliyor musun? Anladım. Fır 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 eder. Ha onda pişti. Pişmesi bu kadar bunu. Ama fazla pişirirsen fazla pişirme yok. O yaramaz. Maya o Maya mı tutmaz o baş, Başta tutmaz. Torbaladığın zaman da ayrılıyor. Anladım. O zaman az pişirdin güzel tutar. Bir ha? de çiğ peynir yapanlar var. Mesela sağ sütün sıcaklığıyla maya katıp evet. peynir yapanlar var. Hangisi onu, daha onu, sağlıklı? sağlıklı? Bişen sağlıklı. Bişen çünkü sağlıklı çünkü şey mikroba kırılıyor, kırılıyor biliyor musun? içerisinde brusella gibi falan hastalıklar evet. da olursa onları da kırıyor. Onlar kırıyor. Teyze siz maşallah çok donanımlısınız. Hakikaten <laughs> çobansınız bu konuda. Yani işte gördüm göreli belki 30 seneyi geçti babam öleli ondan bu yana. Allah yapıyor. rahmet eylesin. Büyüklerimizi He. de rahmetle alalım. Daha oh. şimdiki erken gitmiyorlar. şimdi çobanlar da biraz zorun mı geliyor neyse. Biz Erciyes'e çıktığımızda lisan girdi ince çıkardık. E, bir musammim vardı. Gittik bir gün yola, araba kaydı. Yıktık yükleri oraya. Oradan yurda varmamıza da, sırtlarımızla da çektik. Sırtlarınızla çektiniz. Kar mı vardı? Kar Nisan. vardı. E. Kar vardı. O devir olanlara karşı mı, gelinlere karşı mı? E şimdi Hayır. Haziran geldi. Siz Nisan'a gidiyormuşsunuz yayla ya. Bugün e. Haziran, yani Haziran'ı ortalayacağız. Ortaladık. Hala yayla gidecek bu koyun. Bir, bir sene kozluca koyuna diye koştuk. Adana tarafına. Evet. Tuvan Beyli tarafına. Evet. Tam lisan girdi gittiydik. Ama da biraz orada otlu biliyor musun? Evet. Evet. Çıkma yeri ne zor da motorlar çıkar diyor işte. Kuzuyu da motorla götürdük. Ama otu şöyle. Ot güzel. Ot güzel. Ot güzel olunca koyun da keyiflenir, çoban da keyiflenir. Tabii canım öyle. Koya yıldıkça keyif duyarsınız. Keyif Şimdi duyarlı, çok, böyle. Şimdiki çobanları beğenmiyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Babamgilin zamanındakine göre öyle oluyor. Eski çobanlar daha iyiydi, daha ben... hayvanlara önem veriyordu diyorsunuz. Efendinin Kamil varmışmış biliyor musun eskiden? Evet. Bilmiyoruz esa... ama ona da <laughs> anlatır. Esas koyuncuymuş. E, güneş sabah namazı olmadan kuzuk anasını hmm. biler bilmez bilene emiştirirmiş. Evet. İşte kuyusu varmış benim dedem gibi işte diller. İştebucu evet. İşte kuyusuna varacak. Su kuyusu değil mi bu? <laughs> Su kuyusu. Evet. İşte kuyusuna varacak dirmiş, koyun güneş çıkmadan. O bak, noktayı bulacak. Adamın çobancalığına bak bak. Evet. Ee, sevdiğine bir bak. O yaylımı bulsun diye. Doğru. Öyle insanlarla karşılaştık. Ama şimdi devire göre iplim mi ayrı? İşte. Şimdiki çobanlara bir mesaj verin teyze. Buradan sizi izliyorlar şu anda. Ne diyorsunuz bu çobanlara? Ne diye geçikiler gibi yapın diyor da onlar da ovaya karşı yapmıyorlar. Eskilere <laughs> örnek alın diyorsunuz. Teknolojiyi evet. takip edin. Evet. Bilime ayak uydurun ama eskinin de eski çobanların da hayvancılığa verdiği önemi verin diyorsunuz. Diyor ama yapmıyorlar. Yaparlar inşallah. inşallah. Teyze büyük yaparlar. sözü dinlenir. Yapsalar ama yapmıyorlar. İnşallah Tekrar bir yaparlar. arkadaşlara da söz verelim. İyi e, hadi. Ondan hadi. sonra size döneceğiz inşallah. Evet, mera sorunlarını anlattık. Başka ne gibi sorunlarınız var? Su sorunu var mı peki burada? Şu anda buralarda zaten tankerlerle suluyoruz. Evlerimizin içinde olduğumuz için evlerimizden suluyoruz. Erciyes'e çıktığımızda da kuyularımız var. Ama sularımız erken bitiyor. Yüksek yaylalarımızda su e, köyler almış bazı yerlaların sularını. Ne sularına. yapıyorsunuz mesela orada su sorunu su bittiği zaman? E, i̇şte eskiden kar e, suyundan sularlarmışım. Şimdi tankerimiz var, traktörümüz var. Traktörümüzle e, su götürüyoruz giriyoruz. yüksek yaylalarımıza. Birliklerimizin bunlarla ilgilenmesini istiyoruz. İnşallah ilgilenirler. Benim gördüğüm kadarıyla şimdi sizin koyununuz Melez. Teyzem de öyle anlattı. Evet. Akkaraman Kangal melezi. Melezleme evet. konusuna fazla girmeyeceğim ama Kuzular hala koyunun içerisinde. Onu gördüm ben, ee, anneleriyle birlikte hem emişip hem yayılıyorlar. Doğru mu? Doğru. Ne zaman ayırıyorsunuz bunları? Annesinin altında 3-4 ay emiyor, emdik emince e, çabuk yetişip e, semen satmayı düşünüyoruz. O yüzden altında bırakıyoruz. Doğumlar ne zaman başlıyor sizin mesela? Koçu seçersek Şubat ayında katıyoruz. Bazı arkadaşlarımız seçiyor, biz seçmediğimiz için e, bugün bir sene oldu, bir senedir uzuluyor, sürekli. Yavru yapıyor. Normalde koçu seçiyorsunuz değil mi? Normalde koçu seçiyoruz. Bu sene seçmedim ben. Bu sene seçmediniz. Şubat'ta oldu. Şubattan önce de oldu. 11. ayda başlamıştı. 2016'nın 11. ayında başlamıştı. Hala bugün en son yavruyu da bugün aldık. Allah Direkt bereket versin. Şimdi bundan sonra ne zaman ayrılacak bu kuzular? Bu kuzular işte haziranın sonuna doğru anasından ayrı etmeyi düşünüyoruz. Haziran sonra annesinden ayrılacaksınız. Ayrı yayacak mısınız bunu? Damızlık olanımız içinde duracak. Damızlık olmayanı satacak. Damızlık Elbiden kriteri şey... ne sizde? Mesela neye göre belirliyorsunuz damızlığı? Hayvanın genelde fiziksel yapısına göre yapmaya çalışıyoruz. Mesela ben bu sürünün içerisine girdim. Buradan damızlık seçeceğim. Neye bakmam lazım? Fiziksel yapısı boyuna mı bakmam lazım? Kaşına gözüne mi bakmam lazım? Nesine bakmam lazım? Genelde biz annesine bakarız. Anne... Annesine bakıyorsunuz. Annesine bakarız. Annesinin yapısı iyiyse kuzu da Annesinin yapısına çeker gibisinden fiziksel özelliğine çok bakıyoruz. Bacaklarının iri olmasına, tüyünün kısa olmasına, Şimdi ağzının şöyle, kara olmasına. Annesi çok iyi bir koyun. Mesela diyorum ki 70-80 kilo normalde canlı ağırlığı gelecek koç gibi bir koyun. Ama oldu ki bir koyunun cansız bir kuzusu oldu. Yani ölü değil, cansız bir kuzu. Evet, çok büyümedi, dişi kuzu. Annesi de çok kaliteli. Bunu ne yaparsınız? Elimizden çıkartmaya çalışıyoruz o, o, o tür hayvanları. Ertesi yıla kalsa olmaz mı damızlık? Bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra Olur, toparlamaz mı? Olur aslında da denemediğimiz için sonunu düşünmüyoruz. O anki durumuna göre şey yapıyoruz genelde, bırakıyoruz veya çıkartıyoruz elimizden. E, damızlıkları seçiyorsunuz, diğerini besliyorsunuz. Kasaplık mı, kurbanlık mı? Genelde tüccar gelir, tüccarlara satıyoruz. Ayak satıyorsunuz evet, beslemede? Ayakta satıyoruz. Mesela yüzde kaç e, kuzu damızlık seçiyorsunuz? Örneğin 100 tane koyununuz var. E, orantılı diyelim 50 tane dişi kuzunuz oldu, 50 tane erkek kuzunuz oldu. İhtiyacıma göre seç, seçiyorum. 200 koyundan bazen 30 kuzu da damızlık olarak bıraktığım oluyor. Bazen e, 70-80 dişi kuzuyu da bıraktığımız oluyor. Aynı oranda şey yapıyor musunuz? E, yaşlı koyun çıkarıyor musunuz mesela? Evet, çıkarıyoruz. Zaten e, dişi çıkan yaşlı koyunu dengelemesi lazım. Koyduğumuz dişi damızlık kuzular. Diş, diş kriteri, dişi bir anlatalım. Diş kaç tanesi düşmesi lazım? Bir tanesi mi düşmesi lazım? İki mi düşmesi lazım? Ortadaki mi düşmesi lazım? Hangi diş düşünce? Ortadaki iki diş, bir diş düşünce. Mesela bir tanesi düştü, onu hemen kaldırıyor musunuz? Az önce teyze dedi, bak 5 yıl, altı yıl dedi, ben bir tane koyunun karını çektim dedi. Damızlık, çok süper damızlık olduğu için, iyi kalitede damızlık olduğu için. 5-6 yıl karın çektim dedi. Siz yani bir diş düşmeyle kaldırıyor musunuz koyunu? Eskiden hayvan ölümleri çok olurmuşmuş. İlaçların gıt olduğundan. İlaç olmadığı için. O yüzden yani sakat hayvanlar bile işte yaşlılarımız dursun evimizdeki ki üresin diye düşünülmüş. Şimdi ilaç, ilacı çıkmış, hapı çıkmış. Alternatif de damızlıklar var içinde evet. kaliteli o yüzden bu yüzden koyunlarda fazla ölüm olmuyor. Fazla zayet olmadığından iki dişi düşse bir dişi düşse çıkarıp yerine tekrar toklardan kuzulardan kaliteli kuzulardan koyuyoruz. Kuzu kaybınız var mı hastalıklardan dolayı? Hastalık demişken hastalığa da bir şey yapalım, değinelim. Yılda işte hayvan kuzulamaya başladığında bir yüzde %10, %15 kaybımız her yıl oluyor. Her yıl ister 100, istemez 100 oluyor kuzudan 10-15 tane kayıp var. Oluyor. Sebep ne mesela? En etkili sebep ne? Bilmiyorum yani çözemedik onu hala. Veteriner de çözemedi. Biz de doğanın kanunu deyip öyle Mesela geçiyoruz. Mesela ishal mi oluyor, ne oluyor? Süt İ peynirleme oluyor. mi yapıyor? Hayvanda atık oluyor bazen, yavru bırakma oluyor. O yavru atığı demiyorum abicim. Doğdu, 100 tane kuzunuz doğdu. bir aylık kuzu, 15 günlük kuzu. Hadi diyelim 15 günle 1 ay arası kuzular doğdu. 100 tane sağlıklı kuzu. Bunların ölümü neden kaynaklanıyor? Hala çözmüş değiliz yani. Yani etkili evet gibi ishal mi oluyor sizce? İshal da oluyor. Bazen hayvanların karnı da şişiyor, ölüyor. Çünkü bu çok önemli. Türkiye genelinde aşağı yukarı 40-50 milyon tane küçük baş olsa, herkes de %10-15 kuzu kaybı olsa çok mükemmel bir rakam. Yazık yani. Onun için diyorum. Çözemedik hala. İster istemez de oluyor yani. Veteriner de getiriyoruz. Onlar da bakıyor. Genelde de ishalden çok ölüm oluyor. Bir de şey var, burada bataklık falan gördüm, göl gördüm, su gördüm. Bu Sudan dolayı şeyler oluyor, kelebekler falan, e, karaciğer, akciğerde kelebekler oluşuyor. Hiç oluyor mu bunlarda sizde? Oluyor, de? Bunu bizim de benim de başıma geldi öyle. E, kelebekten dolayı bayağı bir telefimiz oldu. Genelde koyunlarda kelebek görülüyor değil mi? E, görülür. Sü e, o yüzden yılda iki sefer haplama yaparız. İki defa kelebeğe karşı koruyucu tedavi uygulamak, haplamak, e ilaçlamak yeterli oluyor mu? Burada oluyor. İki defa yaptık mı... İki defa yaptığınız görülmüyor değil mi? Hayır. O zaman yani bitiyor. Tertemiz mesela evet. kasaba verdiğiniz koyunu e, karaciğer, akciğer tertemiz çıkıyor. tabi tabii. Temizliyor o zaman. Dış parazit olayı var mı? Kene gibi mesela sizde. Var. O da var. Zehirli kene var mı? Zehirli kene bilmiyorum da işte hayvanlarımızda oluyor. Normal, kene, normal bildiğimiz da... kene var. E, i̇laçlama yapıyoruz. İlaçlamayla geçiştiriyoruz. Ona karşı da dış ilaçlama e. yapıyorsunuz. 40'ından sonra yapıyoruz işte. Yaylaya gidecek e, bir ay sonra, 20 gün sonra kırkım yapmaya başlayacak. Buradaki kalan arkadaşlarımız da bugünlerde yapmaya başlar kırkımlarını. Bayağı da biraz geç kalmış kırkım ama. İşte Erciyes daha yüksek olduğundan mecbur Haziran'ın sonlarına doğru bekle diyoruz. Anladım. Rakam yüksek, kış oluyor, yağmur oluyor. Hayvanlar üşümesin diye. Evet, o yüzden kırkımları biraz geciktiriyoruz. İki kırkım yapmıyorsunuz herhalde. Yılda bir sefer kırkım yapıyoruz. Şey var mı peki burada mesela bazı bölgelerde pıtrak falan oluyor o dikenler. Burada da Ondan var. dolayı iki kırkım yapıyorum. Bir tanesini Mayıs'ta yapıyorum. Mayıs 15'te falan başlıyor. Bir tanesini de işte 8. ayda falan yapıyor. O pıtraklar falan hayvanlara yapışmasın diye. Burada ben bir sefer öyle yaylaya gitmemiştim. Mayıs'ın 5'inde 6'sında kırkıma başlamıştım. Bir de 9. ayda kırım yapmıştım. O yüzden pıtırak olmamıştı benim hayvanlarımda. E, pıtırak olmuyor. Pıtırak olursa da zaten sizin burası çok soğuk. Kış döneminde kırkım da yapılmaz. E, zarar veriyor pıtırak olursa. O yüzden iki yaptık mı da olmuyor. E, o zaman Bununla siz tedbir anladım. E, bayağı bir geciktiriyorsunuz pıtıraklara. E, Olmasın diye. yapışmasın diye. O yüzden geciktiriyorsunuz. Evet. Anladım. Çok sağ olun. Bir arkadaşa bir daha bir göz atalım. Bu arkadaş e, üniversiteli. Şimdi evet. İsim Baki'ydi. Baki. Benim bildiğim üniversite mezunları var. Bayağı da bir var. Konuşuyoruz da. hatta iki tane, üç tane dil bilen üniversite mezunu insanlar var. Atanamamış. Çobanlık yapıyorlar. Evet. koyunculuk yapıyorlar. Sizinki de böyle bir şey mi aslında? Yok benimki öyle değil ya. Benimki tamamen sevgiyle evet, alakalı. Evet. Doğrudan şey. hayvanlarla ilgili. Öyle benim de arkadaşım çok yani üniversite bitirip iki yıllık hani master yapıp da atanamayıp Tekrar hayvancılığa dönen mecburiyetten dönenler var ha benimki farklı biraz. Şey yapsaydınız mesela hayvancılıkla alakalı bölümler olsaydı. Hiç düşünmediniz mi o zamanlar? O zamanlar bilgilendirme bizde biraz kısıtlıydı okul zamanımızda. He. Ondan dolayı olabilirdi ama. Şimdiki gibi internet falan da yoktu. İnternet vardı <laughs> da hani kullanma biraz bir sistem azdı. yoktu biraz azdı. Evet hani orada bile bilgilendirme az olduğu için hani alakamız olmayan bir bölüme gittik. Orada da tekrar Hangi dönüş buraya oldu. Mezun oldunuz siz. Ediyiz. Kayseri, evet. Uzakta falan değil. Evet, karşı. Buradan. Ama dediğim gibi bu hayvancılıkla alakalı çok önemli bölümler var. Aslında kimse evet. bilmiyor. Fakülteler, yüksek okullar falan var. Açılma tarihi de biraz geç onların. Hani bizim zamanımızda kısıtlıydı. Anladım. 2009'da falan bayağı bir kısıtlıydı üniversiteler. Yani hani bölümler sonradan açıldı. Buradan biz de söyleyelim, siz söyleyin hatta böyle fakültelerin olduğunu, üniversitelerin olduğunu, hayvancılıkla alakalı, sütle alakalı, tarımla, tarım makineleriyle alakalı bir sürü tarım ve hayvancılıkla alakalı yüksekokul ve bu. üniversite evet, var. Evet, evet. Bu çobanlığı sevenler, yetiştiriciliği seven insanlar biraz daha eğitim seviyesini artırsak üniversiteye gitseler, bu bölümleri bitirip bu işi yapsalar daha verimli olmaz mı sence? Tabii olur. Niye olmazsın ki? Hem bu işi hani geçmişten yapıp doğrudan hiç alakası olmadan hayvancılıkla ilgili bölümü okuyup da bu işi yaparsa biraz zor o iş. Ha geçmişinde varsa küçük başta büyük baş yapabilir. O iddia etmiyorum ama küçük başta geçmişinde biraz yoksa okul da okusa biraz zor. İlla hani geçmişinde birazcık çobanlık yapması lazım. Bir bağlantısı olması lazım i̇şte, i̇şte çobanlık mesela çocuğunuz var diyelim 5 yaşında, okula gönderdiniz 6 yaşında. Koyunları da seviyor, çobanlığı da seviyor, doğayı seviyor yani. Bu çocuk okudu, liseyi bitirdi, üniversiteyi hani gitmek de istemiyor veya biraz gitmek istiyor. Böyle bir durum var. Teşvik edilse, hayvancılıkla alakalı bölüm olduğu için daha iyi sevecek. Mesela bugünlerde bir sürü yönetimi kursları falan var. Evet. Bundan ziyade bu yüksek okullara gidilse bu çocuklar orada esas temel eğitimi alsa, mesela teyzemiz var yanımızda. Bunların bilgileriyle yeni bilgileri, güncel bilgileri harmanlayıp orta yoldan doğrusunu bulsalar daha iyi olmaz mı? Olur tabii. Çok güzel olur. Ama işte o şey biraz maalesef hani aileden hani birçoğunun da ailesine kaynaklanan işte bu işin geleceği olmadığını düşündükleri için birçoğu da göndermek istemiyor bu bölümlere. Ama biraz da anlatılsa bu bölümleri çok evet. yok mesela. Yok. Bölümlerde de öğrenci de azdır büyük ihtimal. Az Çünkü bilgi, hani bilen yok. çok güzel verilir. Az işte, olduğu için eğitim daha iyi verilir, daha iyi anlarsın. Hayvancılığın geleceği hani küçük baş hem zor hem geleceğini bizim buralar gibi meralar kısıtlı çoğu yerde. Ülkemizde birçok yerde meralar kısıtlı. Ben de e, şeye gittim, çobanlık kursuna gittim. Yani ço sürü yönetimi kursuna gittiniz. Sürü yönetimi gittiniz. kursuna gittim. 15 gün e, gittik, bir belge verdiler bize. Neler anlatıldı? İşte hayvancılıkta ilerlememizi anlattılar. İşte ilaçlarını, daha nasıl verim alabiliriz hayvanlardan bu tür şeyleri anlattılar. Bilmediğim şeyleri bu kursun sayesinde öğrenmiş olduk. oldu değil mi? Oldu tabi. İlaçlarında, hayvanın döl verimlerinde. Bunlar da çok e, faydaları oldu bize. Her yıl olsa iyi olur değil mi? Olur tabi. Mesela her için... yıl belli bir dönemlerde e, ben sürekli diyorum e, bir e, kış dönemine giriş, kış bakımının anlatıldığı e, seminer, kurs bir de yazın meraya bırakılırken yaz döneminde hayvanlara nasıl bakılır, nasıl edilir onun verildiği bir seminer veya kurs düzenlenirse daha faydalı olur diye düşünüyorum. tabii biz de öyle düşünüyoruz. Faydalarını da gördük. Bu şeylerin buradan yetkililere benim ricam işte meralarımız, meralarımız, meralarımız. Mera, Yoksa bu mera. hayvancılık bu gidişle çok işe gidiyor. İnşallah yetkililerimiz de görüşü. size ses verecek, e, sesinize ses verecekler. Sizlerin de buralara Size buralara müjdeyle için, gelirler umarım. Umarım. Öyle sizlerin de buralara ederim. geldiği için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teyzeciğim. Benim torunum var, erdem değil. Oğlum diyor ki, Beni ne kadar seviyor diyor. Evet. Ev, evde diyor. Sivas'tan aldığın koş kadar diyor. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> koçu da o kadar seviyor. Koşu da o kadar seviyor da. E, aslında Tomarda'dan gelen koçlar da aşağı değil. Allah bereket versin teyze. Tabanı düz basın. Allah Amin. malınıza size sağlıklı, sıhhatli ömürler Bizi ağırladınız, konu Sizin emekler ellerinizden öperim.